I did to sort of shock balalaika. Ma birat na khashe Azerbaijan jage. Pandurma balalaika yasa. Pandurma balalaika yasa da. Kuşari rıştonu ta fajarız çonguri yasa da. After ava çider çidera i urashak urashak gal bazuru çider kurziya gal. Dala pandur samahuine uy na jonam mahmagashka. Dala Ayu dala fandır, dolama iş dala. Manaham sahnan gers. Zekanı. Dala smoriç. Ma uyku ini dala. Ma da ritim. Айдер да три. Мамах магашка дала фадер. Магашка. Заражен вахтом. Асы гарш. Шарышта нембал. Мурады шошланг мажану. Лицканал. Я башты кай шарта. Усылап. Моя фуидер шкота Алборта Феликса чина джедов там гашка. Моя я... Работа. Что има забавки там, она Kadai fetat janai ta amelin shim narti shim vot mana kapas narti shim mana kapas shim am mana shika am mana mana fenu shim arto shim Sadrettin abi kim tercüme ediyor? Aytun abi göremedim. Biraz evvel diğer sazları anlattım. Bu da bir üçüncü saz. Buna dal akındır adını veriyorlar. Özet olarak uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu alet ritim tutmaya yarıyor. Yani bir nevi davul vazifesi görüyor. Dolayısıyla biraz evvel gösterdiği gibi iki parmakla üstünde dolaşıyorlar. Ve buradan melodi çıkarmıyorlar. Sadece çalınan müziğe bir ritim veriyor. Bunun adı da Dalafendi. Ama bunun üstünde bazı sanat gösterileri de yapmışlar. Şim, İranlarda şim sadece dans olarak görünüyor. Halbuki tarihçemizde bu posetillerin eski bir ibadet türüdür. Ve şunu da söyleyeyim, ilk dönemlerinde şimde bayanlar yoktur. Erkekler kol kola gider, erkek erkeğe bu işi yaparlardı. Dolayısıyla tarihi merak edenler buralardan bu bilgiyi alırlar. Burada gördüğünüz üzere çepeçevre şimdi yapan kişileri sembolize eden şekiller çizmişler. Onun ötesinde bir yerlerde burada da bu bizim boynuzlarını taşıyoruz evlerimizde şey ediyoruz. O hayvanın başı için temsil eden imdelik yapılmış vaziyette. Bu da zebidirin başını gösteriyor. Gördüğünüz üzere ritim tutmak üzere yapılmış bir alet. Şimdi biraz sonra size piş batır galiba. Kendisi televizyonda ironcu olarak bunu anlatıyor ama bir daha. Tamamen el sıkmıştır. Raydır'dan makamı bahsettiler. Artık sıkmıştır. Цеменде фенди, цеменде ба фенди. Ма на жердама са у нови раждар рагон сахтата. Спировни фалаша кон той ханзал фандир. Ханзал фандир бамбара. Şimdi körüklü aletlere ganzal diyorlar. Yani yay anlamındaki bir sözlükmüş bu. Ben de dün gece kendilerinden öğrendim. Yayın böyle açılıp kapanmasından esinlenerek ona ganzal fındır diyorlar. Bu akordiyon. Bizlerin akordiyon veya fındır olarak tanımlıyoruz zaten. Manavi ganzal fındır reyku fasadın yiron milor sıhtıdır. Bu yapalaşın da ruhlu bir ganzal fındır. Uğraşır bahaş toy Kafkazman udaşamın uşu. Udaşam.
Evet. Şadı ajırajma, kanat dua şadı ajırajma. Evet. Şimdi biraz evvel bahsettiğimiz körüklü alet Ruslar tarafından 19. yüzyıl başlarında Osetya'ya gelmiş. Ondan evvel Osetiler o bizim çok kendimize ait milli zannettiğimiz aleti tanımıyorlarmış. Şoşlankan kuşlar, bu sırmazma kubahalda. Вот в цахат фейтон рдаккан это. Она вашен рдаккон. Дала она тишен рдаккон. Ма сыгуасах тон мае байпашно. Я палаш. Вот ма жардам от посади ма дархожел ма покашт. Я палаш. Ма райдет тон артай. Şimdi şu var orada eski bir sanat ben okursam daha iyi olacak. Soslan isminde bir sanatçı var. Dedim en başta dile getirmiştim amatör olarak eski enstrümanlar üstüne araştırıyor. Rahmetli oldu. Kendisi yapıyor. Dolayısıyla onun atölyesine tesadüfen gitmiş ve orada bu aletleri yarım yamalak yapılmış halleriyle görmüş. Ve birini eline aldığı zaman onun sesi bunun üstünde felaket etkili olmuş. Yani çok hoşuna gitmiş o ses. Bu nedenle de bu işe heves sarmış. Ondan böyle de bu işle uğraşıyor. Aytek abi çok özür dilerim. Yani biraz hikayesini bildiğim için Mauruti Soslan milliyetçi bir kişi, bir insan ve özellikle eski ata enstrümanlarını ortaya çıkartmak istiyor. Bunlar da tam o özellikle kendisi müziğe ve kültüre ilgisinden o da aynı yapıda. Yanına atölyesine gidip gelmeye başlıyor ve orada müzik aletlerini tanımaya ve kullanmaya başlıyor. Ve en büyük destekçisi zaten Tamu oldu. Soslan destek de görmedi, devlet desteği görmedi. Kendi emekli maaşıyla, tamamen kendi maaşıyla karşılıyor tüm giderlerini. Satış yapmıyordu kesinlikle yaptığı aletleri, sadece kullanabilecekleri hediye ediyordu. Soslan Mauruti geçen yıl maalesef vefat etti. Evet. Devamı Tamu ve arkadaşları yani. Bir de şuraya bak. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hani senin özü, ben de televizyonda, bilgisayarda izlemiştim o ustamızı. Kendisiyle çok yakından ilgilendiler. Bu da, şunu da söyleyeyim, kendisinin başka konuşmalarından anladığım kadarıyla çok milliyetçi bir kardeşimiz. Ve aynen ustası gibi bu da kendini bu işe vakfetmiş kişi. Kendisini bir alkışlayalım. Thank you.